ne zaman gidiyoruz baba? Bu haftanın sonunda yola çıkarız. Hepimizin ihtiyacı var buna. En çok da senin. Şöyle yan gelip bir güzel yatarsın. Tatilde yatılır mı anne? Balık tutulur, yüzülür, su kayağı yapılır. Programı sen yaptığına göre bize de uyumak düşer herhalde. Hafta sonuna çok vakit var babacığım. Yarın piknik yapabilir miyiz? Tabii. Ne dersin Sevil? Hadi tut bakalım. Ay, at bu damardan. Şimdi tut. Bak atıyorum. Şimdi ikinizi videoya çekiyorum. Başrollerde yakışıklı Cengiz ve dünya güzeli Sevil. Başrolü sen oyna baba, ben de filmi çekeyim. Mızıkçılık yok. Başlıyorum. At topu hadi. Önce ücretle anlaşalım arkadaş. Beni öpmezseniz film çektirmem. Pekala. Ferdi'nin konserleri 20 gün sonra başlayacak. Daha sonra da bir turne var ama tarihi belli değil. Bu 20 günlük ara için Kuşadası'nda yer ayırttı, tatil yapacaklar. Evlerinde sadece bir hizmetçileri var. Şoför kullanmıyorlar. Evdekilerin çoğu yazlıkta. Ferdi'nin ailesiyle bir emekli karı kocadan başka kimseler yok. Sanırım harekete geçmek için en uygun zaman. Hep merak ediyorum, niçin Ferdi'yi seçtin? Eski bir hesap. Nasıl yani? Hesap derken intikam mı demek istiyoruz? Neden sordun? Kan dökülecekse ben yokum. Vazgeçersen de yok olursun. Bunu sakın unutma. Babacığım. Bir evi taşımadığımız kaldı zaten. Ama en büyük bavul seninki anne. Bütün elbiselerini aldın. Ne yapalım? Bir yıldızın karısı yıldız gibi giyinmeli. Sen giyinmesen de güzelsin karıcığım. Hadi geç kalıyoruz. Kim acaba? Bu saatte. Buyurun. Günaydın. Banyonun fayansları için geldik. Hiç haberim yok, yanlışlık olmasın. Ferdi Bey'in evi değil mi? Evet efendim, bir saniye bekleyin, haber vereyim. Burada mıyım?
kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Misafiriz. Karşı koymazsanız her şey tatlı biter. Aksi halde aileni yok ederiz. Korkuyorum baba. Korkma. Bir şey yok. Bu beyler şaka yapıyorlar sanırım. Öyle mi? Dur! Oğlunun başına bir delik açarsam şaka olmadığını anlarsın. Durun! Ne istiyorsunuz bizden? Çekil! Uzaklaş oradan! Uzaklaş! Sen önce perdeleri kapa! Çabuk! Öldürecekler abla. Bunlar kanlı katil. Sakin ol. Her şey düzelecek. Korkma. Dur. Bu yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz. Sen önce bizim istediğimizi vereceksin. İstediğiniz nedir? Ne istiyorsunuz? Anlat bana. Bak ahbap. Küçük hesaplar peşinde değiliz. Yani evde ne varsa kapıp kaçmayı düşünmüyoruz. Kısa kes. Tamam. 50 milyon yeter. Siz çıldırmışsınız. 60 milyon oldu. Her itiraz edişinde 10 milyon artacak. Ama benim o kadar param yok. Ne kadar paran olduğunu biliyoruz. Filmlerden, sahneden, plaktan ve turne için aldığın avanslarla yaklaşık 30 milyon param var. Ayrıca ulusta şahane bir katın, adada yazlık villam var. Küçükleri saymıyoruz. Ben vurguncu değilim. Kara borsacı değilim. Çocuk yaşlarımda çalışmaya başladım. Paranın her kuruşunda alnımın teri var. Kes! Acıklı hayat hikayeni sonra anlatırsın. Parayı ver bu iş kapansın. Benden tek kuruş bile alamazsınız. Bırakın bu palavrayı. Palavra ha? Sana şakamız olmadığını kanıtlamalıyım. Kimden başlayalım? Tamam. Şu hizmetçi yavrudan başlarız. Sizin için önemli olmayabilir. Ama en azından şakamız olmadığını görürsün. Dur yapma! Bırak kızı! Kurtarın beni! Kurtarın! Kurtarın! Kurtarın beni! Lütfen yapmayın! Lütfen, lütfen! Kurtarın beni! Sıranı bekle. Kurtarın. Yeter artık! Dokunma kıza! Tamam mı? Tamam. İstediğiniz parayı bulacağım. Fazla vaktimiz yok, hemen. Nakit param yok. Tahvile yatırdım. O senin sorunun. Bu parayı buluncaya kadar senin yanında dolaşacağım. Biz evde kalacağız. Her saat başı arkadaşım buraya telefon edecek. Bir çılgınlık yaparsan aileni bir daha görmezsin. Tamam. Anne! Anne! Bırak anneyi! Bir daha bana dokunursan kuş beynini dağıtırım senin piç! Sakın bir çılgınlık yapma. Benim başıma bir şey gelirse karını ve oğlunu bir daha göremezsin. Çılgınlık yapan sizlersiniz. Bu işe başladık artık. Dönemeyiz geri. Niçin beni seçtiniz? Naci planladı her şeyi. O seni seçti. Kim bu Naci? Seni korkutmak için değil. Uyarmak için söylüyorum arkadaş. Naci bir manyaktır. Hiç korkma, tamam mı? Amca hırsız ben miyim, sen mi? İkimiz de polisiz. Oğlumu bırak! Küçük bir çocuk o, sana zarara dokunmaz. Çocuk benim, sigortam güzelim. Bana güzelim deme! Aa, neden? Hakkım yok mu benim? Güzele güzel demeye hakkım yok mu? Hı? Neyim eksik ha? Söyle! Söyle neyim eksik benim? Çılgınsın sen!
Delisin. Bak, bunu anladığına sevindim. Şimdi bana yemek hazırla. Evde yemek yok, seyahate çıkıyorduk. Omleti çok severim. Aynur yapar. Sen yapacaksın. Ben böyle istiyorum, tatlım. Bunlar kağıt parçası be! Hani nakit paraya çevirecektin? İnce planlarınızda küçük bir yanlışlık oldu. Tahvillerin vadesi 2 gün sonra doluyor. Daha önce nakde çeviremem. Tamam. 2 gün bekleriz. Sen de gaza bas. Saatin dolmasına 3 dakika kaldı. Tek kolumla yiyeme. Sen yedireceksin. Sabrımı taşırıyorsun. Benimki taştı bile. Yedirecek misin? Eline sağlık. Tuzu eksik yalnız. Benim Ferdi. Nasılsın Sevil? Cengiz iyi mi? İyiyiz. Seni merak ediyorum. Ne var senin? Sesin titriyor. Anlatsana Sevil, bir şey mi oldu? Hiçbir şey olmadı Ferdi. Tamam, veriyorum. Telefona bak. Getiriyorum. Sen iz ödedince bayılıyorum. Alo? Haberler iyi. Bir terslik yok. Şimdi emlakçıya gidiyoruz. 1 saat sonra ben ararım. Şakir Bey hazır. Etiler'deki katını zaten istiyordu. 2 gün içinde parayı getirecek. O halde satış işlemlerine başlayabilirsin. Sorun değil. Merak ettim. Niye satıyorsun? Daha karlı bir yatırım fırsatı doğdu. Hayırlı olsun. Ferdiciğim, galiba unuttun. Randevum vardı. 7 dakikada yetişmen gerek. Hemen gidelim. Her şey yolunda gitti. Paralar. En geç 3 güne kadar hazır olacak. Demek ki 3 gün daha misafiriz. Hesabımız tutmadı. Yemek işi ne olacak? Açlıktan ölecek miyiz? İzin verin, erzak alıp geleyim. Çok korunasın bebeğim. Bana bebeğim deme. Senin bebeğin değilim ben. Değilsin ama olacaksın. Dur! Dur yoksa vururum. Söyle şu manyağı, iğrençleşmesin, anladın mı? Kıskanmakta hakkım var Ahbap. Çünkü dünya güzeli bir karım var. Kes ulan kes! Yeter Naci, sus artık! Bak arkadaş, söz veriyorum sana. Yemin ediyorum. Parayı vereceğim size. Karımı, oğlumu, kızı bırakın gitsinler. Elinizde ben kalayım, tamam mı? Olmaz. Aylarca bu planı tertipledik. Değiştiremeyiz. Yemek işine gelince... hizmetçiniz alışveriş yapacak. Ya doğru polise giderse biz mi sorumlu olacağız? Yoo, sanırım ekmek yediği insanlara ihanet etmez. Aynur, sakın bir çılgınlık yapma.
Polise gidersen bizi öldürmüş olursun. Merak etme abla, hayatınızı tehlikeye sokma. Parayı alınca bizi öldürecekler Ferdi, çok korkuyorum. Korkma yavrum, onların istedikleri sadece para. İnanmıyorum buna. O bir manyak Ferdi, öldürecek bizi. Yaşamak istiyorum ben, yaşamak istiyorum. Sakin, korkma. Bizi öldüremezler. Bu çılgınlığı göze alamazlar. Tamam, 20 dakika sonra sende olurum. Tamam dedik ya! Katın parası hazırmış. Tahvillerin de vadesi geldi, öyle mi? Evet, paranın tamamını bugün alırsınız. Ayrılık zamanı geldi diye hüzün kaplıyor içimi. Birbirimize alışmıştık. Gidelim. Hayır, sen evde kal, o gelsin benimle. Üzgünüm, planı değiştiremeyiz. Hadi gidelim. Zorluk çıkarma, gidelim hadi. Şimdi bir sabah kahvesi içilir. Duydun mu sevilen? Hayırlı olsun. Ben tapu işini tamamlayıp sana haber veririm. Sen hiç hayırlı merak etme. Hayırlı olsun. Senin elinden zehir olsa içilir. Ulan it, doğru dursun! Burnumu kaşıdım, yani yasak mı? Sen say demişler, para tamam. Toparlanıp defolun artık. Gidemeyiz koçum, planımızın son bölümü kaldı. Ben sözümde durdum, siz de durun. Önce kendimizi garantiye almalıyız. Polise ihbar etmemeniz için sağlam bir çare düşündük. Söylemiştim sana, parayı alacaklar, bizi öldürecekler demiştim. Katil bunlar, katil! Sakin ol, korkma yavrum. Kocan haklı, korkma. Söylediklerimizi yaparsan hepiniz yaşarsınız. Yeter ulan, daha ne istiyorsunuz be? Birkaç resim. Sen anlat Yusuf, sen güzel anlatırsın. Ulan onu maskerlik hatırası çektirmiyorsun, sevişiyorsun, sarılsana, öpsene! Dokunma! Dokunma lan! Kadına dokunma, biraz sokul yeter. Örtüyü biraz indir. Ah, o yatakta ben olmalıydım şimdi. Sindire sindire, kokluya kokluya bitirdim işi. Ne güzel kokuyordur kim bilir. Kımıldamayın lan! Git sen de şöyle! Sevil, git çabuk giyin! Kımıldayanı vururum! Ellerinizi kaldırın! Başınızın üzerine koyun, hadi! Hey şarkıcı, elindeki saz değil. Nasıl ateş edileceğini biliyor musun? Yaşa baba! Gördün mü? Gördün mü şimdi ateş etmesini bilip bilmediğimi? Aynur, çabuk polise telefon et. Polise telefon et! Dikkat et baba! Niçin yaptın bunu? 6 yaşında evlatlık verirdim. Ben hep ezildim abla. Seni kızımız saymıştık. Biliyorum. Her şeyinizi benimle paylaştınız ama
Ben hep hizmetçi olarak kalmak istemiyorum. Onlar sana işkence yaptılar. Sen nasıl küçülürsün bu kadar? Oyun da abi. Sizi başka türlü kandıramazdım ki. Tarık'la ben nişanlıyız. Artık düğün için paramız da var. Beni bağışlayın. Polise gidersen karının resimleri gazetelerde manşet olur. Tekrar hatırlatayım. Namusuna düşkün bir erkek olduğunu bildiğimiz için bu tedbire başvurduk. Hey Naci, biz hazırız, gidiyoruz. Tamam, geliyorum. Evden ayrılmak istemiyor canım. Böyle bir yuvam olsun, böyle güzel bir karım olsun isterdim hep. Çok şanslısın ahbap. Hadi yürüyün artık, gidiyoruz. Gittiler baba, kurtulduk. Nereye arıyorsun? Polisi. Polise haber vermeyeceğiz. Çıldırdın mı? Bütün paramızı aldılar. Para tekrar kazanılır Sevil. Para olmasa da yaşanır ama onursuz yaşanmaz. Resimler mi? Evet. Silah zoruyla çekildi onlar. Bunu kimseye anlatamayız. Resimler basılırsa sen de utanç duyarsın yavrum. Çocuğumuz var. Unut her şeyi. Hiçbir şey olmamış gibi hayatımız devam edecek. Thank you.
sevmiştim. Bir bilsen seni, hasretim özlemim, her şeyim sensin. Yoktur senden başka anlayan beni. Sen yanımda ol da varsın dert olsun. Ömrümün mutluluk kaynağı sensin. Ömrümün mutluluk kaynağı sensin. Geçse de dizinin dibinde ömrü, gözümün gönlümün hasreti sensin. İsterse açmasın artık çiçekler, öpüp kokladığım çiçeğim sensin. Unutmam adını bir kere olsun. Hafızam düşüncem beynim olmuşsun. Sen yanımda ol da varsın dert olsun. Ömrümün mutluluk kaynağı sensin. Ömrümün mutluluk kaynağı sensin. Bunu giymesem olmaz mı anne? Neden? Çirkin olursam kızlar beğenmez. Hazıra bak, daha şimdiden aklın kızlarda. Babasına çekmiş. Buna itiraf denir. Senin aklın kimde? Sende. Hep sende. Kandım. Saatlerce güneş altında kalacaksın oğlum. Şapkanı sakın çıkartma. Hep oğlun, kocanı hiç düşünmezsin. Kıskanç, ne olacak? Sana da aldım, al işte.
Bakalım hangimiz usta balıkçıyız baba? Dikkatli olalım. Elimiz boş dönersek annenin dilinden kurtulamayız. Biz de geçen seferki gibi balıkçıdan parayla alırız he? Annen duymasın rezil oluruz sonra. Takıldı galiba. Ustasından öğreneceksin. Kızdırma baba. Daha bir tane bile yakalayamadım. Ne yapalım? Kızma. Bağırma. Sakın bağırma. Öldürürüm. Ne istiyorsun benden? Seni. Niçin ben? İlk aşkımsın. Peşinde dolaşırdım hep. Yüzüme bak. Dikkatli bak. Tamirciydim. Arabanla gelirdin. Kimseye bırakmazdım arabanın tamirini. Kendim yapardım. Oturduğum koltuğu okşardım geceler boyu. Tanıdın mı? Tanıdın mı? İnan ki tanıyamadım. Aşıktım sana. Bilemezdim ki. Beni suçlayamazsın. Söz mü verdim sana? Umut mu verdim? Ferdi'yi seçtin, evlendin, mutlu ettin. Şimdi de beni mutlu edeceksin. Soyun şimdi güzelim, soyun. Yapma, yalvarırım sana. Param var, mücevherlerim var. Seni istiyorum, soyun dedim. Parça parça ederim, yaparım bunu. Sen büyükleri seçiyorsun, ben küçükleri. Ha gayret, kova dolmalı. Hadi. Hadi bakalım, rastgele. Seni çıplak görmek istiyorum. Yıllarca hayalimde öyle yaşattım. Çıkart! Çıkart! Balık yerine ayakkabı yakalamış benim oğlum. Benden hoşlandın. İğrençsin. Kendini kandırıyorsun yavrum. Heyecanlandın. Beni her zaman isteyeceksin. Canım çekince gelip seni alacağım yavrum. Oh!
Balıkçılar Kralı geldi. Yıkanıyorum oğlum. Günün nasıl geçti karıcığım? İyi. İyi geçti. Gecen daha güzel geçecek yavrum. Cengiz'le ben sana bir sürpriz hazırladık. Lokantada buluşalım, tamam mı? Tamam. Tamam Ferdi. Şuraya koy. Yok yok, şuraya. Tamam. Pastayı getireyim mi baba? Dur oğlum, acele etme. Pastayı görünce anlar annen, sürpriz dedik ya. Baba, annem geliyor. Ben işaret edince pastayı getiririz. Peki efendim. Merhaba karıcığım. Sen böyle her gün daha da güzelleşirsen... ...ben sana yeniden aşık olacağım galiba. Yeriniz burası anneciğim. Özel gecemizi şampanyayla açıyorum Sevil. Neden özel gece? Çünkü sen yuvamızda ışıksın, sıcaklıksın. Oğlumla ben seni çok seviyoruz. Teşekkür ederim. İlk kadehimi sana kaldırıyorum Sevil. Bizlere verdiğin mutluluklar, sevgiler için. Baba, ben ne söyleyecektim unuttum. Hay Allah, oğlum sıran gelmedi. Bıktım senin çenenden bugün. İyi ki doğdun anne, iyi ki doğdun Sevil, iyi ki doğdun Sevil. Hadi söndür. Hadi. Ne duruyorsun anne? Hadi söndürsene. Hadi, hadi söndür. Hadi anne. Doğum günün kutlu olsun anne. Nice senelere yavrum. Doğru söyle anne. Doğum gününü unuttun değil mi? Unutmadım yavrum. Ama keşke bugün doğmasaydım. Bugünü yaşamasaydım. Çünkü doğduğum gün öldüğüm gün oldu. Neler söylüyorsun Sevil? Delirdin mi? Ne oldu? Kötü bir haber mi? Hastalık mı? Hadi söyle. Neyi söyleyeyim Ferdi? Neyi anlatayım? Gecenizi berbat ettim. Bağışlayın beni. Sevil! Babacım hadi kağıt oynayalım. Geç oldu artık yavrum, hadi sen git yat. Peki baba. Allah rahatlık versin anne. Sana da oğlum. İyi geceler baba. İyi geceler evladım. Yüzünde bir acı var Sevil, hüzün var. Sana öyle gelmiş olmalı. 8 yıldır evliyiz yavrum. Seni tanımaz mıyım? Kadınımsın, oğlumun anasısın. Ne oluyor sana bir türlü anlamıyorum. Bilmiyorum. Belki de yaşadığımız olayın etkisi devam ediyor. Ucuz atlattık say. Paramızı kaybettik. Daha kötüsü de olabilirdi. Olabilirdi. Kaybettiğimiz parayı kazanabilirim Sevil. Sevgimizi yitirirsek... ...işte onu tekrar kazanamayız yavrum. Su çok sıcak baba, annem neden benimle yüzümü
yok. Annem biraz yorgun oğlum. Niye yorgun peki? Burada hiç iş yapmıyorum ki. İnsanlar iş yapmadan da yorulur. Nasıl yani? Bu sorunun cevabını annem verebilir oğlum. Ne var Sevil? Hiç. Sinirlerim bozuk hala. Geçti artık. Ben unuttum. Sen de unutmalısın. Sen unuttun ama ben unutamıyorum. Unutamadığın ne Sevil? Seni rahatsız eden ne? Bir derdin varsa anlat bana. Anlatacak bir şeyim yok Ferdi. Artık evimize dönelim. Tamam, ağlama, döneriz. Alo. Seni çok özledim. Dinle, teninin sıcaklığı hala uçlarımda. Nasıl da titriyordun. Kuş gibi çırpınıyordu yüreğim. Bekle sevgilim, gene kavuşacağız. Kim aradı? Yanlış numara. Belli ki sinirini bozmuşlar. Yo, yanlış numara ilk kez değil ki. Haklısın. Bugün cevap vermem gerek Sevil. Şu Londra konserleri için. Karar vermiştin, gidecektin. Birlikte gidelim mi? Yorgunum. Bir süre evimde dinlenmek istiyorum. Sonra Cengiz'in okulu da başlayacak. Ben de gitmem o zaman. Neden? Sizi yalnız bırakmak istemiyorum. Senin erkeğin benim Sevil. Zevk duyduğun tek erkek benim yeryüzünde. Nasıl da istiyorsun şimdi? Gel. Gel. Sıktın ama film mi çeviriyoruz be? Sana karı değil, doktor gerek koçum. Thank you.
var senin. Beni artık istemiyorsun. Ne olur böyle konuşma. Anlat Sevil, neler oluyor? Ne girdi aramıza? Sevgimiz öldü mü? Seni seviyorum. Ölesiye seviyorum Ferdi. Gerçek bu. İnan bana. İnan. Ben hazırım. Sen daha hazırlanmamışsın anne. Ben gelmiyorum oğlum. Ama sen çok güzelmiş anne. Futbol oynayan köpekler varmış. Biraz rahatsızım oğlum. Babanla ikiniz gidin. Biz gidelim oğlum. Son günlerde anneni ikna etmek zorlaştı. Hadi. Kimsiniz? Bırak numarayı, bir kadın sevdiği herkese seni tanımaz mı? İğreniyorum senden. Hayatımı zehir ettin. Utanıyorum kendimden. Bırak peşimi, bırak! Yavaş konuş, sakin ol. Heyecanlısın. Çünkü sen de özledin beni. İstiyorsun. Alev alev yanıyorsun. Ateşini ancak ben söndürebilirim. Oh, ne tatlısın sen. İğrençsin sen. Sapıksın. Bırak peşimi! Yoksa her şeyi göze alırım. Kocama da anlatırım her şeyi. Gerekirse polise de giderim. Bırak bu numaraları. Ne anlatacaksın kocana? Benim nasıl güçlü bir erkek olduğumu mu söyleyeceksin? Sana inanmaz belki. İstersen o süslü kilodunu göndereyim kanıt olarak. Bekle yavrum. Başka seçeneğin yok. Seni çağıracağım, geleceksin. Tatmin olacaksın, zevk alacaksın. O zaman daha da çok eğlenirdi. Sirkteki futbol oynayan köpekleri annem çok severdi. Bir daha sefere anneni de götürürüz oğlum. Güzel şeyleri üçümüz paylaşırdık eskiden. Gene öyle olacak. Yanılmıyorsam gene içiyorsun. Evet. İçkiyi sevmezdin sen. Ne oldu sana böyle birden bilmiyorum. Şimdi çok seviyorum. Anneciğim, biz çok eğlendik. Keşke sen de gelseydin. Ben gelseydim eğlenemezdiniz yavrum. Sevil, ne var senin? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Seninle kopardık bütün bağları.
Her şey bitti artık. Bil bundan sonra seninle kopardık bütün bağları. Her şey bitti artık. Bil bundan sonra kırıldı gönlümün umut dalları. Kendine bir sevgi bul bundan sonra. Kırıldı gönlümün umut dalları. Kendine birini bul bundan sonra. Zaman bulursam neyleyim sevgilim, pişman olursam başını taşlara vur bundan sonra. Kurtuldum kurtuldum senden böylece, ibadet başlattım artık her gece. Dualarla böyle mutluyum bence. Tanrı'yla aramda aşk bundan sonra. İsterdim umutlarımız, bitmesin isterdim duygularımız. Ne çıkar sel olsa gözyaşlarımız, yeniden başlamak zor bundan sonra. Sen daha yatmadın mı oğlum? Seni bekledim baba. Annen? Annem yattı. Bize ne oldu böyle baba? Bilemiyorum oğlum. Eskiden hiç ayrılmazdım. Sen her akşam yemeğe gelirdin. Karate yapardık. Boks yapardık seninle. Gene yaparız oğlum. Üçümüz güzel günler yaşadık bu evde. Gene yaşayacağız. Yaşadığın olay seni ruhsal bunalımın içine itmiş kızım. Çaresizim doktor bey. İçki bir çözüm sanmıştım. Faydası olmadı. Olayı kocana anlatmanı tavsiye ederim. Utanıyorum. Sana yardım edebilmem için gerçeği bilmem gerek. Suçlu musun? Suçlu değilim doktor bey. Yemin ederim. Hiçbir şey isteğimle olmadı. Tek suçum ölmektense kirlenmeyi tercih edişim. Utanıyorum. Ve ne yapacağımı bilemiyorum. Sen evde miydin? Telefonla aradım seni. Belki sızmışsındır diye eve döndüm, yoktun. Bir arkadaşıma gittim. Eskiden bana haber vermeden bir yere gitmezdin. Ne demek istiyorsun sen?
Hayatı zehir ediyorsun bize, bana ve oğluma. Derdin ne senin? Benimle sesini yükselterek konuşma. Yok canım, cevap ver öyleyse. Ne oldu sana? Burası evimiz ama sen burada yaşamıyorsun. Neredesin, kimlesin? Bunu nasıl söylersin? Davranışların söyletti bana. Benden devamlı kaçıyorsun, bir yabancı gibisin. Benim de bir kadına ihtiyacım var. Bu kadının karım olmasını istiyorum. Oysa sana dokunamıyorum bile. Bir hastalık benimki. Seviyorum seni. İhtiyacım var sana. İstediğin gibi olacağım. İstediğin gibi. Yemin ederim. Yemin ederim. Affedersin. Gidiyor musunuz? Gidiyoruz. Akşama yemeği dışarıda yeriz. Yo, çoktandır size yemek yapmadım. Şöyle esaslı bir ziyafeti hak ettiniz. Tutacağımız balıklar ne olacak anne? Aa, senin tuttuğun balık çiğ bile yenir. Güzel oğlum benim. Siz balığa, ben mutfağa. Hadi yürü oğlum. Hay Allah! Ne oldu baba? İğneleri unutmuşum, bekle koçum. Delisin sen, manyaksın! Beni deli eden sensin yavrum, telefon ettiğim yerden evini görüyorum. Yalnızsın ve ben sana geliyorum. Hayır, buraya gelemezsin. Sen gel. Tamam, peki. Geleceğim. Ama yarın. Oldu. Saat 5'te beni arabanla caddeden al. Geleceksin değil mi? Geleceğim. Tam saat 5'te geleceğim. Hey! Yaşasın, yaşasın! Baba bak kaç tane! Baba hani balık tutma yarışı yapacaktın? Hı? Sen usta balıkçısın. Seninle yarışamam ki ben. Baba. Bir şey olduysa benden saklama. Ne olabilir ki oğlum? Bilmiyorum baba. Ama eskisi gibi eğlenemiyorum. Hele annemin hiç neşesi yok. Sanki hasta gibi. Haklısın oğlum. Ama annen hasta değil. Keşke olsaydı. Bir çaresi bulunurdu. Gidelim tatlım. Yürü.
yuvamızı beğendin mi sevgilim? Beğendim. Hem de çok. Sana bir hediye getirdim. Beğeneceğini umarım. Bu hediyeyi bana tecavüz ettiğin gün vermeliydim. Ne yazık ki geç kaldım. Öldüreceğim seni! Öldüreceğim! Beni mahvettin! Mahvettin beni! Benimle birlikte kocamı da, oğlumu da yıktın sen! Yıktın, mahvettin! Bırak, atın elinden bırak! Ben de seni mahvedeceğim! Öldüreceğim seni! Bana oyun oynadın. Aldattın beni. Sonra sahip olacağım sana. O günkü gibi korkan gene titreyeceksin. Ne dersin yapacaksın? Bırak beni! Hayvan bırak! Dur! Dur yavrum! Yaklaşma bana! Tamam! Sakin ol. Bitti her şey. Acıların son bulacak Sevil. Yaklaşma Ferdi. Karımsın Sevil. Oğlumun anasısın. Kirliyim Ferdi. Utanç yüklüyüm ben. Senin suçun yok. Duydum konuştuklarımızı. Gel yavrum, evimize gidelim. Unut geçenleri. Kolay mı unutmak? Ben unutsam sen unutabilecek misin Ferdi? Eskisi gibi sevgi dolu bakabilecek misin bana? Ya ben? Utanıyorum. Utanıyorum! Sevil! 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 Karımın onuru söz konusuydu. Bu nedenle maddi zarara katlanıp polise başvurmadım. Gasp olayından sonra bir daha karşılaşmadınız mı? Hayır. Naci karımı devamlı takip etmiş. Ne yazık ki bunu en son günü öğrenebildim. Olay yerinde karınızın parmak izlerini taşıyan bir bıçak bulduk. Evet efendim. Karım hayatını karartan o sapıktan intikam almak için buluşmuştu. Bunu kanıtlayabilir misiniz? Evet. Karım buluşmaya gitmeden önce bana bir mektup yazıp bırakmış. Görebilir miyim? Tabii, yanımda. Ferdi. Yaşadığım olayların rüya olmasını isterdim. Hayatıma paslı bir çivi gibi giren sapık, utançların en büyüğünü verdi bana. Zorla bana sahip olduğu gün ben ölmüştüm zaten. Olanları sana anlatamazdım. Bir sır olarak saklamaksa ıstırap veriyordu bana. Yalnız bana, senin de oğlumuzun da yüzüne bakamıyordum artık. Bulduğum çözümün sizlere acı vereceğini biliyorum. Ama benim için başka çare kalmamıştı. Bu utancı ömrüm boyunca duyarak yaşayamazdım. Yaşadımsa, bana sevgilerin en güzelini veren sen ve oğlum adına yaşadım. İkinizi de çok seviyorum. Ve inanıyorum ki matemini paylaştığınız ben daima sıcacık gönüllerinizde yaşayacağım. Bu mektubu yazmak zorundaydım. Ölümden korkmuyorum artık. İntikam duygularından arınmanı istiyorum Ferdi. Ben başaramazsam polis onu yakalayacaktır. Seni her zaman sevdim. Senin yüzüne bakarken utanmaktansa ölmeyi yeğledim sevgilim. Birbirimizden hiç ayrılmayacağımıza yeminler etmiştik. Sen elveda lafına çok kızardın. Ama seni son kez kızdıracağım sevgilim. Elveda.
Söylesenize, beni bu kılıklı anam bile tanıyamaz değil mi? Polis peşinde, çok sürmez ensene binerler. Saklanacağım, burası da iyi yer, beğendim burayı. Yerimiz yok aslanım, seni de hiç tanımıyoruz. Sen sapıksın Naci, manyaksın. Dur, geberteceğim şunu. Dur, bırak beni. Git buradan Naci, belanı bizden bulma. Öyle olsun. Demek ki dostum değilsiniz. Anladım ya, bunu yeter bana. Tekrar görüşeceğiz. 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 Ne yapacağız şimdi? Bu deliği durduracağız. Buyurun, ben Ferdi. Bak arkadaş, sana o manyağın adresini veriyorum. Nasılsın Özlem? Bu yıl okula gidiyorsun değil mi? Gidiyorum abi. Sana bir bebek aldım. Yatınca gözlerini kapatıyor. O kadar güzel ki. Hani nerede? Yanımda getirdim. İstersen gidip alalım ha? Anneme haber vereyim. İstemeyiz. Ne, şuracıkta. Hemen döneriz, hadi gel. Çocuğu köpek! Git buradan! Özlem benim! Benim sevgilim o! Bırak çocuğu! Bırak! Kimi sevdimse elimden alıyorsun! Bu kez alamayacaksın! Öldürürüm seni! Gel! Hadi! Gel! Hadi saldır! Saldır! Geberteceğim seni manyak!
Hadi gelsene! Saldır manyak herif! Çöpek seni! Pis manyak! Hadi! Hadi saldır! Saldır manyak! Sapık çocuğu kaçırdı! Allah kahretsin bu sapı! Nerede? Aşağıda. Hadi, acele edin. Kıpırda biraz, hadi! Sanırım öldü canavar.